Elden Ring tarihin en iyi oyunlarından biri ve oyuna başladığım andan itibaren hakkını vermek için tüm kupaları alıp platinlemem gerektiğini biliyordum. Elden Ring Platinum serüveni toplamda 42 kupa içeriyor ve temel olarak 3 kısma ayrılıyor. 1. Tüm bossları yen. Elden Ring'de yaklaşık 240 tane boss var. Bunların 30 tanesi de kupa bossları. Evet, adı lazım olmayan da dahil. O yüzden ana odağımız bossları yenmek olacak ve asıl eğlence burada başlayacak. 2. Toplanabilirleri al. 3. Oyunun 3 farklı sonunu da görüp platinuma kavuş. Eğer video ilginizi çekerse beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Türkiye'de pek görülmemiş bir şey yapıyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Evet, lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok. Hadi gelin platinum yolculuğumuza başlayalım. Elden Ring başlangıçta bizi mükemmel manzaralı Limgrave'in açık dünyasına bırakıyor. Ve oyuna bu dünyayı keşfederek başlıyoruz. Kim abi? Dost mu düşman mı bu yani? Ne geziyorsun orada? Düşman. Canı o kadar fazla durmuyor. Dönme de sakın. Şu oyuna stealth koymuşlar, Allah razı olsun. Şuradan bir kritik. Oha, canı gitmiyor. Allah. Tree Sentinel'e. Oha. Dur dur dur, aman aman. Huu. Huu. Oğlum kaç kere vuruyorsun? Allah belanı vermesin. Kaç kaç kaç. Bas şunu. Nasıl öldüreceğim lan bunu? Canı gitmemiş. Oha, ne? Dur 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 dur. Hay Allah kahretmesin. Buna bulaşmayacaktım herhalde. Başarısız boss savaşı denememden sonra başımı daha fazla belaya sokmadan etrafı gezmeye devam ettim. Bir Grace'e oturduğumdaysa oyunun en önemli karakterlerinden Melina ile tanıştım. Melina bize torrenti verdi ve artık keşif işlerimiz bayağı kolaylaştı. Etrafı gezmeye devam ederken ilk kupa bossuyla karşı karşıya geldim. Margit the Fell Omen. Margit oyundaki ilk ciddi boss savaşımdı ve işte bunlar yaşandı. Bir de bekliyor bekliyor. Saldır saldır saldır. Hoppa. Ne lan, çekiç çıkardı bir de. Ölme kanka! Allah kahretsin, öldü be! Aa! Şerefsize bak ya! Öküz öküz! Bak koruma! Tamam. Tamam değil, tamam değil, tamam değil. Margit tarafından tamamen yok edilince anladım ki şu an seviyem bu savaşa yetmiyor. O yüzden PlayStation'ı kırmadan önce keşif yapmaya karar verdim. Gelişip geri dönerek bu yavşağı indirecek. Biraz keşiften sonra da ilk kupama kavuştum. On table who hold ne lan? Tamam gidelim. Ora nere ki kanka? Aha, ilk kupa. Round Table Hold. Round Table Hold oyunun hub noktası. Burada her türlü karakter ve silah geliştirmesini yapabiliyoruz. Ayrıca lore hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Hayır, canımı falan vermem. Sonra veririm, yürü git. Daha yeni arttırdım ya. Birkaç level atladıktan sonra ve geçmiş Margit tecrübeme dayanarak bayağı kendimi güvenim gelmişti. Hem canım ve vurduğum hasar artmıştı, hem de Margit'in hareketlerini en ince ayrıntısına kadar beynime indirdiğimi düşünüyordum. İşte bu yüzden boss savaşına geri döndüm. Ama beni azıcık tanıyorsanız bunun da pek iyi geçmediğini tahmin edebilirsiniz. Oy. Yavaş öküz ya. Of. Ah, çok az kalmıştı. İlk iki denemem öncekilerden daha iyi olsa da hala Margit'i yenememiştim. Ama üçüncü denememde hiç beklemediğim bir şey oldu. Hop, hop. Aha, vallahi oldu. Vallahi oldu. Ağzına sıçtık lan. Aferin lan Doktor Strange. İşte bu. Margit the Fell Omen. İşte bu. Margit'i yendikten sonra sıradaki durağımız Stormveil Kalesi. Burada başıma gelen en önemli gelişme bulduğum Wolverine pençeleriydi. Aa, iki tane kullanabiliyorum. Aa, bildiğin Wolverine oldum. Bu bölümde daha fazla kalede ilerlemek yerine açık dünyada gezmek istedim. Ve ilk defa şunu anladım. Elden Ring'in zorluğu bosslardan gelmiyor. Onların dışında kalan her şeyden geliyor. Burada ne var? Buraya girebilirim ya galiba. Ha? Öldün deme ya. Yok artık. Aa! Bildiğin yüksekten düşüp öldüm ha.
Oyun bu zamana kadar gayet keyifli gidiyordu. Ama hiç bilgi sahibi olmadan oyunda ilerlemek oyuna haksızlık yapıyormuşum gibi hissettirdi. Gerçi oyunu bitirip onca videodan sonra yine bilgisiz hissediyorum da. O yüzden birkaç oyun başı videosu izlemeye başladım. Yani bilgileneyim diye. Fakat kesinlikle şu videoyu izleyip erken bir Bloodhound Fang build'i yapmadım. Bu build'im ve oyuna alışmanın getirdiği özgüvenle sıradaki kupa boss'una gitmeye karar verdim. Godric the Grafted. Bu savaşın iyi geçeceğinden çok emindim çünkü dediğim gibi kendime güveniyorum. Oy. Okay. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Aa, ikinci. Aa. İkinci faz. Oy oy. Allah. Allah. Hadi. Oha. Hadi. İşte bu. Godric the Grafted. Git gut. Git gut. İşte bu. Kupa da geldi. Shardbearer Godric. Godric'i yendikten sonra işler harika ilerliyordu. Yeni yerler keşfediyordum, seviye atlıyordum ve gelişiyordum. Ayrıca Margit dışında da beni sinirden çıldırtacak bir zorluk yaşamamıştım. Ama bunlar birazdan şu iki kelimeyle tamamen değişecekti. Dragonkin Soldier. Evet, yine keşif yaptığım sırada şu asansörü buldum ve kullandım. 1000 saatin sonunda böyle bir yere indim. Normalde aklı başında biri bu karıncaları görünce geri dönerdi ama ben keşfetmeye başladım. Ve en sonunda bununla karşılaştım. Vallahi boss. Ay. Ay. No. Adınız? O ne oğlum, o ne? Allah. Kanat çıkardı. Nasıl yaklaşacağım? Nasıl yaklaşacağım buna? Çok güzel. Tamam. Vallahi çok saçma. Mikrofonu ısıracağım şimdi. Çok mu düşük seviyeyken gittim yoksa gece saat geç diye artık beynim oyun oynayamayacak halde miydi bilmiyorum ama Dragonkin Soldier'a tam 17 kere öldüm. Şaka yapmıyorum, saydım. Ama 18. denememde hiç beklemediğim bir şey oldu. Bu saatten sonra biraz toplanabilir kupalarına odaklanmak istedim. Özellikle de Legendary Armaments kupasına. Bu kupayı almak için oyundaki 9 efsanevi silahı bulmamız gerekiyor. Bunların bazılarını da NPC ve bossları öldürerek, bazılarını da keşif yaparak buluyoruz. Tabi hepsini şimdi almam mümkün değil ama alabildiklerimi aradan çıkartmak istedim ve başladım keşif yapmaya. Öldürünce toplanabilirlerden birini alıyormuşuz. Onu deneyeceğim o yüzden. Aa.
Çok kolay öldürdük. Aha vallahi aldık ha. Lan lan lan. Bir vuruşluk canı kaldı. Heh. Oğlum çok OP oldum ben ya. Aha. Leonin Misbogatın. Bir de Crafted Blade Great Sword diye bir şey aldım. Tabii keşif yaparken başımdan çok ilginç şeyler de geçti. Kimsiniz beyler? O siktir lan. Aa, ejderha geldi. Aa, ne alaka ya? Kaç şöyle kaç. 2000 years later. Lan son bir daha kalmıştı. Aha, vallahi kestim lan ilk denememde hem de. Great enemy felled. Ezik. Keşifler sonucunda yeni bir yer buldum. Caria Manor. Ve bura hakkında hislerim karışık. Neden mi? Gelin göstereyim. El mi lan o? El gidiyor. Eller. Ne oluyor? Dev bir şey düştü. Dev el mi? Çekil çekil. Allah. Ayağını ağzınıza tüküreyim sizin ya. Dev el ne ya? Kalede biraz daha ilerledikten sonra yeni bir bossla karşılaştım. Royal Knight Loreda. Ve kendisi benim akıl sağlığıma ciddi şekilde zarar verdi. At bakayım. Bak piç. Aa. Aa şerefsiz. Lan oğlum bırak beni. Bak piç yavaş piç. Sollarım gitti. Solları unuttum. Siktir git ya. Ben sana söyleyeyim. Siktir git. Ya onu vuramaz. Vuramaz ya. Nasıl vurdu? Kaçtım ya. Heh. Heh. Çekil 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 çekil. Ananı s**tim. Ben oynamıyorum. Ben spora falan gidiyorum. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi bu savaşta şartlar benim bayağı aleyhimeydi. Peki sizce süvari ve büyücü bir şövalyenin en büyük zaafı nedir? Tabii ki 3 tane köpek yavrusu. Siktir ya. Piçi alıyorduk hasta. Ananı avradını. Aaa işte bu. Köpekler. Köpekler adamsızlar. Adamsız adamsız. Loretta'yı yendikten sonra birkaç ufak boss'u daha aradan çıkarttım. Dur dur dur. İkimiz birden öldük lan. Ne olacak şimdi? Aaa Ancestor Spirit. Öldürdüm öldüm. Oyunda biraz daha ilerledikten sonra hem hikaye hem de Jade Rani'nin görevleri için önemli olan bir boss'la karşılaştım. Renala, Queen of the Full Moon. Ve beklediğimden çok daha garip geçti. Allah. Ayağımız sürüyor. Kim lan bu? Elle mi? Oy. Allah. Oy, hay. Ha. İşte bu. Easy. Ne oldu? Eyvah. One hour later. Ha. İşte bu. İşte bu Renala. Queen of the Full Moon. Kaçıncı denemem bilmiyorum. Renala. Gigi. S. Kolaydı. Renala'dan sonra odağımı Rani'nin görevlerine çevirdim. Çünkü oyunun bir sonuna bu görevler sayesinde ulaşıyoruz. Birkaç ufak görevden sonra artık zamanın geldiğini düşündüm. Neyin zamanı mı diye sordunuz. Radan'a gitme zamanı.
Radan oyundaki en büyük bosslardan biri. Ayrıca onu alt etmek hem başlı başına bir kupa veriyor hem de Rani'nin görevlerini devam ettirmemizi sağlıyor. Tabi Radan'dan çekindiğim için önce biraz daha kasılmak istedim. Hatta bu sırada bir kupa bossunu da aradan çıkarttım. Hop, ilk denemede Magmarine Makar G kupamı da alırım. İşte şimdi zamanı geldi. Hadi Radan'a gidelim. Assemble. Haydi. Oha. 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 Haydi beyler. Oha. Gel la buraya. Oh. Ruhu. Şunları çağıramıyorum. Neyse dur. Oha. Oy. Oğlum nasıl saldırıyor bu? Bu şey yapılmıyor ki. Oo. Bildiğin öldüm ya. Ohoho. Oo, oo, oo. Haydi. Kaçtım. Oy. Bizim diğer adam da öldü. Hadi Blight, bizde bu, bizde. Nerede? Ne oldu? Yendik mi? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oluyor? Onun bu şey mi? Allah. Oy. Tamam. Lan Radan. Of. Geldim. Hadi beyler hadi. Oho. Haydi beyler. Allah. Aa, hayır öldüm. Hayır öldüm ya. Ulan alıyorduk ha. Oy. Gitti. Eyvah. Daha kötü lan bu. Şurada samunlar vardı. Allah'u gire. Oğlum bana doğru gelsene lan. Nereye gidiyorsun? Oy 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 oy. Tamam. Bir dur bir dur. Oh. Ölme. Ölme ölme ölme. Allah. Oh. Oy oy oy. Tamam. Hoppa. Hadi. Son vuruş. Vurun. Aha. Vallahi yendik lan. Radan. Shardbearer Radan. İşte budur. Üçüncü deneme. Teamwork. Radan'ı yendikten sonra düşen bu meteorlar Limgrave'de koca bir krater açıyor. Ve bu krater sayesinde yeraltı şehri Nokron'a erişebiliyoruz. Buranın görüntüsü inanılmaz güzel gerçekten. Ve burada oyunun en komik bossuyla karşılaşıyoruz. Ha. Ne lan bura? Ben burada zaten savaştım harbiden. Birini yendim ben burada çünkü. Buraya gidemiyorum. Nasıl olacak? Bu kim lan? Aa, Mimiktir. Benim lan bu. Oha. Yani güçlüyüm de. Şimdi ben buna yenilsem güçlü mü oluyorum, güçsüz mü oluyorum? Ve yenecek gene. Hadi şerefsizin çocuğu. Aa, beni yendi Mimik. Aha, Mimiktir'i yendim valla. Haha. Mimik Tier. Başarımını aldık. Artık Mimik Tier basabileceğiz mi? Mimik Tier'dan sonra Nokron'dan çıkıp ana hikayede ilerlemek istedim. Ve sıradaki durağımıza geldim. Leyndell, Royal Capital. Burada çok ciddi hasar veren düşmanlar var. O yüzden etrafı çok sapmadan sıradaki boss'un yanına gittim. Godfrey. En azından onun bir yansıması. Ve bu savaşta biraz Mimik Tier'i test etmek istedim açıkçası. Bırak ulan onu. Mimik öldü. Aha. Allah. Godfrey. Amınake. İlk deneme. Godfrey first and the road ilk deneme.
Sıradaki boss'a gitmeden önce yapmam gereken bir şey vardı. Legendary Armaments kupasını hatırladınız mı? Heh işte bu oyundaki tek kaçırabileceğim kupa kendisi. Çünkü Leyndell'deki silahı alamazsam ve hikayede ilerlersem silah yok oluyor. O yüzden garantiye almak istedim. Hı. Kaçabilecek tek silahtı. Kupayı kaçırabilirdik. İyi oldu. Şimdi ise sırada yeni boss'umuz var. Omen King Morgoth. Morgoth oyunun başındaki Margit'e benziyor ama hareketleri çok daha agresif. PTSD çekiç. Oh. Ne oluyor oğlum? Bu hareket nereden çıktı ya? Tamam, hareketlerini öğreniyoruz yavaştan. Öğreneceğiz, sıkıntı yok. Ay. Hadi lan. Hayır! Aaa! Ulan geç kaldım he. Tamam, hareketlerini öğreniyoruz yavaştan. Many many unbearable moments later. Oha! Oha! Ooo, ikimiz de öldük. O öldü. Ay işte bu. Shard Bearer Morgoth. İşte bu. Morgoth'u yenmek devlerin dağlarına erişmemizi sağlıyor. Bu da demek oluyor ki artık oyunun sonlarına geldik. İşte bundan dolayı hikayede ilerlemeden önce yan bosslara giderek seviyemizi arttırmamız gerekiyor ki hazır olalım. Çünkü sıradaki hikaye bossunun affı yok. Kaçsana oğlum, bu nasıl bir hareket bu ya? Allah Allah, çıldıracağım ha. Alabileceğimiz adam alamıyoruz ya. Gel abi. İşte bu. Kolaydı. Regal Ancestor Spirit. Budur. Elmer of the Brave, bravo. Bir iki boss'tan sonra aklıma Rani'nin görevleri geldi. Artık onların da sonuna ulaştık çünkü. Görevleri bitirip oyunun bir diğer sonuna erişmemizin önündeki tek engel de işte bu yaratık, Astel. Tabii onu yenmek bize kupa da verecek. Ya onu nasıl vuruyor ya? Kaçıyordum işte. Dur yapma. Ya işte yapma diyorum ya. La vurup durma. Hadi oğlum. Oha! Öldü mü? İşte bu. Astel, Natural Born of the Void işte bu. Astel'i yendikten sonra sıradaki durağımız olan Volcano Manor'a geldim. Burada iki tane daha kupa boss'u bulunuyor. Bunlardan ilki Godskin Noble. Kendisi bayağı uyuz bir boss ve ayrıca da morbid obez. Dalga geçmeyin, ciddi bir hastalık. Göbeğiyle yaptığı hareket zaten özellikle çıldırtıyor ama bunlardan daha uyuz bir şey var. O da kendisine ulaşmak için... Ne oluyor lan? Ne oldu? Kim vurdu bana şimdi? What? Ulan. Bug'a girdi. Nereye atıyorsun? Aha. Dur dur. Oh. Hoppa. Godskin Noble. Yes.
Gutskin Noble'dan sonra sıradaki düşmanımız Rykard. Normal silahlarla savaşınca imkansız zorla ulaşan boss'u arenanın yanındaki Serpent Hunter silahıyla gayet kolay bir şekilde alt edebiliyoruz. İşte mimikle tek deneme. İşte böyle olur. Shard Bearer Rykard. İşte bu. Onun ardından da diğer kupa boss'u, daha doğrusu boss'larına yani Valiant Gargoyle'ların yanına gidiyoruz. Dürüst olayım, ilk başta kendim denedim ama böyle ekip dövüşlerinden nefret ediyorum yani, beni çıldırtıyorlar. Ananızın. Bu yüzden hepinizin kullanmaktan çekindiği, hatta yasakladığı mimik diğeri kullandım. İnsanlar mimiği niye sevmiyor anlamıyorum bu arada. Tamam dostlar, en iyi Elden Ring oyuncusu sizsiniz, siz kullanmayın. Adamı böyle... İşte adamı böyle... Valiant Gargoyles, işte bu, let's go. Koleksiyona bir kupa daha ekledikten sonra durmuyoruz ve ilk toplanabilir kupamıza kavuşuyoruz. İşte bu. Legendary Sorceries and Incantations. Budur. Hemen ardındansa ana hikaye geçmeden başka bir boss'u aradan çıkartıyoruz. Ve artık hazırız. Neye mi? Fire Giant'la kapışmaya. İnternette herkesin çok zorlandığını gördüğüm için korkmuştum. Ve işte bunlar yaşandı. O kadar az canı kaldı ki. Hadi. Öldü. Öldü. Vallahi öldü. Oh. Ulan ölüyordum az da. Fire Giant işte bu. Oh. Az daha geberip gidiyordum ha. Fire Giant'ı yendikten sonra Earth Tree'yi ateşe verip bir kupa daha alıyoruz ve yeni lokasyonumuza gidiyoruz. Farum Azula. Burada biraz başarımları rushlamamız gerekecek çünkü artık oyunun son kısımlarındayız. Bu noktadan sonra oyun çok daha zorlaştı. Bu yüzden şartları biraz olsun eşitlemek adına silahımı en üst seviyeye çıkarttım ve bir kupa daha aldım. Let's go! Gutslaying Armament. Hemen ardından yan bosslara gittim ve temizliğe başladım. Güzel. Hadi. İşte bu. Hareketlerini ezberledin dedim lan sana. Leaf Dragon 48, işte bu, işte bu. Let's go! Aha, işte bu Black Knight Teach nasıl bir şeysin lan? Oha! Adamım! Adamım! Yine uğraştık 1 saat 2 saat ya. Shard Bearer Monk. Ah, işte bu. Bu bosslardan sonra toplanabilir kupalarını da aradan çıkartmak istedim. Let's go! Legendary Ashen Remains. Bunu da aldık. İşte bu. S**tim yavşa. Legendary Armaments. İşte bu. Aldık kupayı. Aldım ve işte bu. Legendary Talismans, işte bu. Toplanabilirler de bitti. Artık bu kısımda yan bossların çoğunu indirmiş olduk. Sıradaki ana bossumuzsa Elden Ring evreninde ölümün vücut bulmuş hali. Maliket. Maliket ölümün ta kendisi olduğu için yaşadığım tecrübeyi aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur herhalde, değil mi? Gitmedi. Aa, gitmiş, tamam. Hadi aynen. Allah. Oğlum bu hep çok korkutucu ya. Oo. Tamam, çok iyi vurduk. Hoppa! Allah! Huf! Fuck! Oo! Kaç! Tamam.
Örmememiz. Ah. Mimik ölüyor. Öldü. Lan. Hoppa. Hop. Tamam. Maliket. Oh. Fuck. Oh fuck. Ooo, tekrar bir konuştu. Güzel. Hadi be. Ya. Aşkır ya. Çok az canı kaldı ya. Maliket inanılmaz hızlı ve agresif bir boss. Ve bu yüzden tam 27 kere öldüm. Ama 28. denememde bunlar oldu. Aha işte bu. İşte bu. Ah işte bu. Maliket the Black Blade işte bu. Oh, sonunda. Maliket'ten sonra oyunu bitirmemiz için önümüzde sadece iki boss kalıyor. Bunlardan ilki Godfrey. Hani şu yansımasıyla savaştığımız. Oy 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 oy. Bir dur be çocuğum. Çok agresif ama ya. Vah. Ananı s**kim, çok az canı kalmıştı ya. Oh. Aaa. Lan. Aaa işte bu. Aferin lan, aferin lan Mimik. My man. Horalu Warrior. Nice one. Godfrey'i de bir şekilde geçtikten sonra artık oyunun son boss'una gelmiş bulunuyoruz. Elden Beast. Birkaç denemenin ardından da... Öldün. Öldün. İşte bu. Elden Beast'e gitti. Ve işte bu, işte bu. 75 saat sonunda ilk Souls oyunum Elden Ring'i bitirdik. Ama Platinum yolculuğumuz devam edecek. Önce oyunun 3 farklı sonunu görmemiz gerekiyor çünkü 3'ünün de farklı kupası var. Bunu PlayStation 5 Cloud kaydıyla kolayca yapabiliyoruz. İlk sonumuz oyunu normal bitirdiğimiz için gelen Elden Lord sonu. Elden Lord budur. İkinci ise Rani'nin görevlerini baştan sona yaptığımız için kazandığımız Age of the Stars sonu. Age of the Stars. Budur. Sonuncuysa en garip ve en havalı son olan Lord of the Frenzied Flame sonu. Lord of Frenzied Flame. İşte budur. Çok güzel. Her sonu aldık. Ve şimdi. Platin kupayla aramızda sadece bir boss kaldı. Belki de oyun tarihinin en zor bosslarından biri. Kim olduğunu biliyorsunuz. Malenia. Ben Malenia Savaşı'na 140 seviyeyken gittiğim için çok fazla zorlanacağımı düşünmemiştim. Ama gelin ilk tecrübelerime biraz bakalım. One eternity late. Oha. Oha. Ne oluyor? Güzel. Dur lan gelme. Ananı s**. Hayır ya.
Of. Öldü. Ananı s- kaçamadım. Mi bam. Oh my god. Evet, görüyorsunuz yani bir türlü yenemiyorum. O yüzden daha fazla çıldırmadan bu savaşı ertesi güne bırakmak istedim. Yeni bir gün başladı, ben yeni umutlarla PlayStation'a oturdum ve yine boss savaşına başladım. Tabii siz aşağı yukarı nasıl geçti tahmin ediyorsunuzdur. Hareketi unuttum. Malenia'ya tam 67 kere öldüm. Umutlarım tükenmişken 68. denemeye geçtim ve işte bunlar yaşandı. Tam bırak beni, bırak. Tamam. Abla bana gelme ya. Kaç 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 kaç. Bir canı var lan. Oğlum çok az canı var. Aha! Ananı s- oldu! Vallahi oldu lan! Aha vallahi oldu. Platinimi ver. Platinimi ver hadi. Hadi. Shardbearer Malenia. Platinimi ver. Platinimi ver. İşte bu. Elden Ring işte bu. Oh. İşte bu ha. Oh. Ne maceraydı ama. Elden Ring benim en sevdiğim oyun oldu bile. Ayrıca Platinum kupasını almak da tüm zorluklara rağmen çok keyifliydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için yapması cidden çok zorlayıcıydı. Ama eğer buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ediyorum sizlere tekrardan. Platinum videolarının devamı için beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca platinlememi istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Elden Ring sadece bir başlangıçtı. Başka Souls oyunlarında ve başka Platinumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.